ları arkadaşlar Göçmen Okuy kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 yılının ilk gününde dedim ki 2021 yılında okuduğum ve sevdiğim, herkesin okuması gerektiğine inandığım 10 kitabı bugün sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ama videonun konusuna geçmeden önce elbette ki benim de sizin için, dünya için, ülkemiz için, aslında bütün insanlık için elbette ki dileklerim var. Umarım 2022 yılı 2021 yılında olmadığı kadar daha çok güldüğümüz, daha çok eğlendiğimiz, daha mutlu olduğumuz, daha sağlıklı olduğumuz, huzur içinde yaşadığımız bir yıl olur. Umarım herkes hayallerini gerçekleştirebildiği, sevdiklerinden ayrı ve uzak kalmadığı, yarım kalan her şeyini tamamladığı gerçekten çok güzel bir yıl olur. Ve Yine bol bol kitap okuyacağız, yine bol bol video çekeceğiz. Yine Instagram'dan bir sürü kitap okuyup okuyup önereceğiz birbirimize ve e, lütfen bu senede kendinize bir hedef belirleyin arkadaşlar. Kitap okuma hedefi belirlemek Okumanın en güzel yanlarından biri ve özellikle yıl sonunda hedefe ulaştığınızı görünce de çok daha mutlu olacaksınız. Artık dilerseniz ee, şu 2021 yılında benim okuduğum, çok sevdiğim ve sizin de mutlaka 2022 yılında okumanız gerektiğine inandığım kitapları konuşmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Benim 10 numaramda Kim Thompson'ın Açlık kitabı var. Bu kitabı sizinle defalarca paylaştım. Kitabın e, incelemesini de yine bu YouTube kanalımda yaptım. İzlemek isteyenler oradan detaylı incelemesini yapabilirler. Ama bir yazarın, yazı yazmaya çalışan bir yazarın fakirliğini, açlığını, yalnızlığını, kimsesizliğini aslında ciddi anlamda açlık çektiği bir süreci bize anlattığı bir kitap. Çok etkilenerek okuduğum bir kitap olmuştu arkadaşlar. Kesinlikle okumanızı öneriyorum. 9 numaramda Victor Hugo'nun e, Bir İdam Mahkumu'nun son günü kitabı var arkadaşlar. Kitaba mutlaka bir yerlerden denk gelmişsinizdir. Hatta eminim size başkaları da çok önermiştir ama... Eğer henüz okumadıysanız kesinlikle bu yıl okuma listenizi ekleyin isterim arkadaşlar. E, bir mahkumun ölümüne Günler, saatler kala, kısacık bir süre kala yaşadığı ruh halini, durumunu, düşüncelerini, yalnızlığını, e, o bunalımı, her şeyi o kadar güzel ve etkileyici anlatan bir kitap ki kesinlikle o ruh halinin içine hiç yaşamadığınız bir dünya olmasına rağmen çok kolay giriyorsunuz ve çok severek okuyacağınıza da çok inanıyorum. Ve geçelim 8 numaraya arkadaşlar. Benim çok duygusal ve çok severek okuduğum bir kitap olmuştu. Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek kitabı arkadaşlar. İnanılmaz eğlencelikten aynı zamanda içinde bir dram barındıran kesinlikle hem duygusal hem eğlenceli çok güzel bir kitap. Ee, bir avukat babanın iki tane çocuğunu tek başına büyütme hikayesi de diyebilirsiniz. İki çocuğun çocukluk anıları da diyebilirsiniz. Bir avukat babanın siyahi bir e, mahkum için kesinlikle bütün elinden gelen çabayı göstererek savaş, mücadele her şeyi barındıran bir kitap arkadaşlar. Kesinlikle okumanızı isterim. Çok da seveceğinize inanıyorum. Ve 6 numarada. Bayılacağınız bir kitap arkadaşlar. Kesinlikle çok seveceksiniz. Özellikle kadınlar lütfen bu kitabı okuyunuz. Charlotte Brant'ın Jane Eyre kitabı. Ya inanılmaz bir kitap arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Bir kadının kimsesiz olabilir, yalnız olabilir, fakir olabilir... Etrafındaki herkes tarafından ezilebilir, sindirilebilir. Ama eğer bir kadın kendine inanıyorsa ve kendine güveniyorsa, her şeyi başarabilir, her şeyi yapabilir, istediği yolda, istediği şekilde gidebilir. Bunun en güzel kanıtlarından biri eğilmeyen, bükülmeyen, hiç kimsenin onu bir şekilde alt etmesine izin vermeyen ve kendi ayaklarının üzerinde sapasağlam duran bir kadının hikayesi. İstediği kadar aşık, istediği kadar yalnız, istediği kadar mutsuz ve fakir olabilir. Ama o asla kendinden, karakterinden, benliğinden ödün vermeyen biri. Hiçbir anlamda eğilmeyen dik bir karakter. Ve kesinlikle okursanız asla pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Ve 5 numara. Aslında yerli bir yazarımız. Yaşar Kemal'den geliyor İnce Mehmet. İnce Mehmet'i bence birçoğunuz okumuşsunuzdur. Ama okumayanlar için de artık... Seriye çünkü 4 kitaptan oluşuyor. Başlamanın zamanı gelmiştir. Ben 2021 yılında birinci kitabını okudum ve bu sene ikinci kitabını okuyacağım. Gerçekten çok güzel bir kitap arkadaşlar. Yine onun da videosu kanalımda var. Detaylı incelemesini izlemek isteyenler varsa e, şuraya bir yere bırakabilirim İnce Mehmet kitabının incelemesini. Bir gencin, bir çocuğun annesiyle beraber köyde zorbalığa, sinirilmişliğe maruz kalışı, hiçbir zaman emeğinin karşılığını alamayışı, hep haksızlıkla karşılaştığı bir çocuğun aslında baş kaldırısı ve onunla beraber eşkıyalığa giden ve eşkıyalıkta da yine kendi içindeki merhameti öldürmeden, yine içindeki sevgi ve Saygıyı insana olan duyguları kaybetmeden yoluna devam eden bir çocuğumuzun hikayesi. Kesinlikle çok etkilenerek okumuştum. Aşkı, yalnızlığı, başkaldırıyı, her şey bulabileceğiniz bence kesinlikle bizim efsane kitaplarımızdan bir tanesi. Okumayanlar bu yıl mutlaka okusunlar arkadaşlar. Ve 4 numara. Arkadaşlar 4 numara yine bir yerli yazarımızdan geliyor. Zülfü Livaneli'nin Son Ada kitabı. Aslında ben Livaneli kitaplarının birçoğunu okudum diyebilirim. Birçoğunu da çok sevdim diyebilirim. Bu kitabının da daha az bilindiğini de biliyorum. Ama benim en sevdiğim kitaplarından bir tanesi oldu. Tabii ki diğerlerini de çok seviyorum. Ve Son Ada'yı en çok sevmemin sebebi hepimizin hayalini kurduğu bir hayatı yaşıyor olan insan grubundan bahsediliyor. Bir adada, dünyadan her şeyden uzakta bir adada çok mutlu, huzurlu, kendi hayatını kurmuş insanların olduğu bir adam... Ama maalesef adaya bir otoritenin gelişiyle beraber bir anda bir baskı, bir anda bir zorbalık, bir anda bir ben geldim hadi buraya bir sistem kuralım, buraya bir düzen oturtalım diyen bir başkanın Adayı aslında yerle yeksan edişinin hikayesi ama gerçekten çok severek okudum ve son adayı henüz okumadıysanız mutlaka okuyun arkadaşlar. Son 3 her zaman çok heyecandır. Her alanda çok heyecandır. Böyle son 3'e girdikçe çıta daha çok daha çok yükselir ama şunu da söylemek istiyorum. Benim bu belirlediğim aslında bu 10 kitabın hani 10'dan 1'e geliyor oluşu çok da bir şey fark etmiyor. Aslında hepsi aynı güzellikte ve gerçekten Bambaşka alanlarda, bambaşka tatlarda çok güzel efsane kitaplar. Ve benim 3 numaramda Oscar Wilde'dan geliyor arkadaşlar. Dorian Gray'in Portresi kesinlikle okuyun. Bakın henüz okumadıysanız benim gibi 2021 yılına kadar ben de okumayanlardanım. Siz de henüz okumadıysanız lütfen acele edin. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. Güzellik ve beraberinde gelen kibir, hırs her şeyi barındıran ve bir portrede kendi güzelliğinizi kaybetmediğiniz her günde o portrenin de sizin güzelliğinizden giden sizin iç kirliliğinizi yansıtan bir şeyleri buldukça aslında hayatı mahvolan bir e, bireyin hayatını görüyoruz. Kesinlikle çok güzel dersler çıkarılabilir. Kibirin e, insanlığını kaybetmenin, güzelliğin hırsına kapılmanın ne kadar büyük İnsan içinde boşluklar yarattığını anlatan bir kitap. Okuyunca çok seveceksiniz, çok duygulanacaksınız ve çok üzüleceksiniz biliyorum. O yüzden ertelemeyin arkadaşlar. Ve 2 numara. 2 numarada da yine bizi Victor Hugo karşılıyor. Notre Dame'ın Kamburu'yla. Tabi ben bu kitabı böyle çok uzun zaman önce okumadım. 4 gün önce bitirdim. Yani 2021'in ucu ucuna sonuna yetiştirdiğim bir kitap oldu. O yüzden hemen listeme ekledim ve farkındaysanız ilk onuma girdi. iki numaradan girdi hem de. Efsane bir kitap arkadaşlar. Zaten filmleri var, müzikalleri var, tiyatro gösterileri var. Yani her yerden bir şeyine denk gelebilirsiniz ki gerçekten ciddi anlamda bir efsane bana göre. Okuduktan sonra bunu daha çok fark ettim. Çünkü ben daha önce gösterilerini falan izlemiştim, görmüştüm ama kitabını okuyunca gerçekten çok, çok çok daha farklı hislere kaptırıyor sizi ve girişinde aslında kaderle başlayan insanın insana yaptığını adına yaptığını, insanın fiziki özellikleri biraz daha başkalarından noksan olan insanlara yaptığını, aslında toplumun din ve bazı maalesef yanlış duyguların peşinde koşan insanların zorbalıklarıyla daha başka insanların nasıl ezişini, nasıl mahvedişini ve birçoğunun bazen ölümüne hiç suçları yokken sebep oluşunu okuyoruz bu kitapta. Sadece şu anlamda sizi başlangıçta biraz yorabilir. Manastırın çok ayrıntılı bir incelemesi işlenmiş. Yani uzun uzun betimlemelerle duvarından yoluna her şeyini çok uzun anlatılmış. Başlangıçta sizi birazcık görebilir ama sabredin ilerledikçe sizi inanılmaz bir hikaye bekliyorlar ve tabii ki bir numara. Şimdi ben bir numaram aslında. O kadar çok Instagram'da ben bağırdım ki eğer Instagram'dan gelenler varsa muhtemelen zaten biliyorlar benim bir numaramı. Ve burada da yine videosunu çekmiştim aslında. Yani gerçekten arkadaşlar 2021 yılımın eni en sevdiğim, en güzeli ki gerçekten çok güzel eserler okudum bu sene ama yine de kesinlikle Jack London'dan Martin Eden oldu arkadaşlar. Oradaki başarı, azim, hırs bir insanın isterse neler yapabileceğini, insanlara, çevreye, kimseye kulak asmazsa, sadece kendini ve içini dinlerse ne kadar güzel işler başarabileceğini aslında not son noktada kendi hayaline kavuşabileceğini anlatıyor bize. Ve gerçekten benim hayatımda her zaman çok önemli bir yeri olacak. Martin Eden'ı okumadıysanız henüz arkadaşlar bu başarının hikayesini okumanızı çok isterim. Videolarımda da detaylı incelemesi var. Oradan da izleyebilirsiniz. Kitabını da alıp okuyabilirsiniz. Ama mutlaka bir şekilde artık Martin Eden'la 2022 yılında tanışın derim. Daha fazla geç kalmayın. Ki ben 2021 yılında okuyarak çok geç kaldığımı hissetmiştim. Daha çok okuduğumuz, daha çok sevdiğimiz, daha çok kitapla ve yazarla tanıştığımız bir yıl olur umarım. Umarım video işinize yarar. Bu 10 kitaptan başlamanızı çok isterim. Ve umarım gerçekten benim hayatıma dokunduğu gibi bu kitaplar sizin de hayatınıza dokunur ve keyifle okursunuz arkadaşlarım. Eğer dilerseniz en sevdiğiniz kitapları siz de yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve mutlu seneler tekrar.